Meme dikleştirme ameliyatından sonra sarkma olabilir. Neye bağlı? Gebeliklere bağlı, kilo alıp vermeye bağlı, yer çekimine bağlı. O dikleştirmenin etkisini kaybedebilirsiniz. Eğer dikleştirme sadece yapıldıysa, protez uygulaması yapılmadıysa, memenin şekli, özellikle üst pol dediğimiz memenin üst kısmında bir boşluk oluşabilir. Yani yeniden bir sarkma yaşanabilir ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Burada meme başının yerinin değişmesi ya da daha aşağı seviyeye inmesi, memenin alt kısmının birazcık daha hacmini kaybetmesi ve düşmesi, bunlar bizim dikleştirme etkisinin bozulması anlamına geliyor. Sonuç olarak meme dikleştirme ameliyatını yaparken eğer yeteri kadar hacme ihtiyacınız yoksa, yeteri kadar hacminiz varsa o zaman dikleştirme ameliyatı sadece yeterli olur. Eğer protez konulması gerekiyorsa ya da yağ transferiyle eğer dikleşebilecek bir pozisyonda değilse, yeteri kadar yağınız yoksa, o zaman protez ameliyatı ile birlikte yapılması gerekiyor. Dikleştirme ve protez ameliyatı en zor ameliyatlardan bir tanesi. Mutlaka doğru sonuca ulaşmak için doktorunuzla birlikte ortak karar vermeniz gerekiyor.